Herkese iyi günler diliyoruz. Bugün Genç İlçe, Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz. Aile Destek Merkezi'ne misafir olacağız. Bizleri konuk ettiler. Genç kadınlarımız, genç girişimci kadınlarımız yapmış olduğu el emeği, yapmış olduğu hediyelik süs eşyalarını göstereceğiz sizlere birlikte. İsterseniz buyurun birlikte hep beraber geçelim. Teşekkürler. Bize yaptığınız işlem hakkında çok kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii, biz sabunlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra dondurma kutuları, karton kutularımızı böyle makrome iplerle çevirip sepet haline getiriyoruz. Daha güzel sunuyoruz böyle. Satışlarımız da bu şekilde oluyor. Gördüğüm kadarıyla şu an burada yapmış olduğunuz şey bir kutu aslında. Bunun geri dönüşüm amaçlı, yani daha böyle değerlendirme amaçlı yapmış olduğunuz ipleri örüp böyle hasır şeklinde silikonla yapıştırıp sepet haline getiriyoruz. Anladım. Elinize sağlık. Çok güzel görünüyor gerçekten. Bol kazançlar diliyorum. Naciye Hanım'la birlikteyiz şimdi. Naciye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Yaptığınız işlem hakkında bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Yaptığımız işlem, saf zeytin yağı var içinde. Ondan sonra keçi sütü var içinde. Yapılması da hani hocamızdan bilgi aldık. Yaptık, şu şekil kaplara doldurduk. Daha sonra bekletiyoruz, bir hafta çıkarıyoruz. Raflarda bekletiyoruz. 40 gün sonra satış işlemine giriyor. Anladım. Ne tür şeylerde kullanılıyor peki yaptığınız bu işlemler? Şu an yaptığım işlemler cilt bakımı için, tenli açması için, lekeler için, yani birebir tavsiye ediyoruz. Peki satışlarınız ne durumda? Satışlarımız gayet iyi. Şu an elimizde herhangi bir şey kalmadı. Hepsi gitti. Bol kazançlar diliyoruz. Berfin Hanım'la beraberiz şimdi. Berfin Hanım, merhaba. Merhaba. Bize yaptığınız işlem hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Kullandığımız kokulu taş tozu. İşte bunları böyle döküyoruz, şekil veriyoruz. Ondan sonra bu örnek işte göstereyim. Bunlar böyle oluyor. Süs eşyaları mı? Ne tür şeyler, objeler yapmaya çalışıyorsunuz şu an? Mesela şu an bu kaktüs, işte ananas, bunlar daha boyanılmamış. Şöyle şunlarımız, şu an döktüklerim mesela şunlar, vazo olacak bunlar da. Böyle işte. Anladım. Peki bunun kuruma aşaması nasıl oluyor? Ne kadar süre sürüyor? Çok uzun oluyor mu bekletme süresi? Suyum için bekletme süresi çok fazla uzun sürmüyor. Çok fazla alçı döktüm çünkü. Elimizi üstüne koyduğumuz zaman sıcaksa soğumamıştır, hala ıslak. Soğuksa soğumuştur. Peki satışlar ne durumda? Satışlar oluyor mu? Ya da daha çok fazla kişilere hitap ettiniz mi? Reklamınızı çok iyi yaptığınızı düşünüyor musunuz? Yani şu an düşünüyoruz, hani güzel satışlar elde ettik. Daha da fazla yapıp elde edeceğiz inşallah. Öyle söyleyeyim. Anladım. Kolaylıklar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum tekrardan. Gerçekten böyle girişimci kadınları görmek, böyle şeylerle uğraşmak bizi çok onur ediyor. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Aile Destek Merkezi Koordinatörü Merve Dilan Hanım'la birlikteyiz. Dilan Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Yapmış olduğunuz işlemler hakkında bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii. Biz burada Aile Destek Merkezi sabun kursunu açtık kültür merkezinde. Burada hem doğal sabun hem opak sabun görsel amaçlı ve kullanım amaçlı tamamen orijinal sabunlar yapmaktayız. Tamamen doğal olduğunu gördük. Bize böyle kısa aşama olarak gösterirseniz eğer. Bakın burada opak dediğimiz sabunlarımız var. Renklendirmeleri biz yapıyoruz sabun boyaları ve sabun kokularıyla. Hem şeffaf hem opak dediğimiz daha mat renkte kalıplara koyup yapıyoruz. Şurada kalıba dökülmüş hali var. Bunlar da yine doğal sabunumuz. Yine bu kalıplarımız da tamamen zeytinyağı ve pirinç suyuyla yapılmış sabunlarımız. Ne tür yerlerde kullanılıyor göstermiş olduğunuz ürün? Doğal sabunlar saç, cilt, vücut. Diyorum ya, kimyasal madde yok. Herhangi bir katkı maddesi yok. Hayır yok. Bizim şöyle bir avantajımız var genç ilçesi olarak. Dağ taş, kekik, pirinç zaten herkesin kullandığı. Ama kekiğimiz, böğürtlenimiz, bizim burada ısırgan otumuz, sabun hocamız her konuda bütün ürünlerden çıkartıyor sağ olsun. Ve bütün kursiyerlerimiz de bu konuda özveriyle çalışıyorlar. Her cilt tipine uygun mu peki yapmış olduğunuz ürünler?
genelde her tipine uygun diyelim ama bunun dışında mesela papatyalı sabun hem saç dökülmesine hem ciltteki sivilcelere, kükürtlü sabununuz var. Özellikle bal mumu, biliyorsunuz bal yöresel gıdamız bizim. Bal mumundan yaptığımız bal özlü sabunlar ki balın faydalarını zaten herkes biliyor. Bunu benim söylemem de yetersiz olur. Peki Dilan Hanım, her yaş aralığına uygun mu yapmış olduğunuz ürünler? Onunla ilgili şöyle söyleyeyim. Yani küçük çocuklarda zaten kullanılmıyor yani ama bugüne kadar bizim yaptığımız satışlarda bize olumsuz yönde bir dönüş olmadı. Genelde olumlu yönde dönüş sağladı. Tabii. Hem hanımlarımızda hatta beyler de kullanıyor saç dökülmesiyle alakalı ilgili sabunlarımızı. Diyorum ya, bize olumsuz hiçbir şekilde dönüş olmadı. Balmumu dedim ya, bize ait yöresel bir şey. Bunun dışında kil. Sivan bölgesinde kil var. O killi sabun da hoca hanım yapıyor. Öğrencilerimize gösterdi. O killi sabunumuz da şu anda rövaçta. Çok talep var. Cilt akneler için çok önemli. Tamamen katkı maddesi olmadığını belirtiyor yok, Dilan Hanım. Sabun. Normalde marketlerde satılan sabunların çoğunda kimyasal var ama bizde o yok. Bizim zaten amacımız burada doğal sabun yapıp doğal sabun satmak. Bunu projeye dökmek ki Aile Destek Merkezi bu konuda zaten ciddi bir proje yaptı. Hem sabun, sabunla da bir sınırlı kalmayacağız. Bizim farklı kurslarımız da olacak. Umarım çok daha iyi yerlerde görürüz. Bir sonraki işlenmenizi de görmek isterim. Bunlar da bizim opak sabunlarımız. Dün özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bayağı siparişimiz vardı. Burada hummalı bir çalışma vardı. Bütün emekçi kadınlarımıza ben hepinizin önünde teşekkür etmek istiyorum. Buradan bizlerden de kucak dolusu selamlar. Çok özveriyle çalıştılar. Ciddi bir çalışma yaptılar. Dünkü siparişleri yetiştirmeye çalıştılar. Bugün de aynı şekilde. Herhangi bir kazanç, nasıl bir kazanç elde ediyorsunuz? İstediğiniz aşamaya geldiğinizi düşünüyor musunuz? Tabii. Şimdi Aile Destek Merkezi'nin amacını söyleyeyim size. Biz burada sosyalleşememiz, asosyal dediğimiz veyahut da dışarıda bağlantısı olmayan, evde yalnız kalmış, maddi yönden sıkıntı çekmiş bayanlara yönelik bir proje. Onları her konuda desteklemek amacıyla yapılan bir proje. Buradaki malzemenin tamamını biz kurum olarak, yani projeden vakıf olarak veriyoruz projenin bütçesinde. Hanımlar sadece üretim yapıyorlar. Ürettikleri ürünlerin satışında o satıştan elde edilen para onlara ait. Yani hem aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar hem de buradan belge alıyorlar. İstihdama yönelik kurslarımız zaten. İlerisini düşünüyoruz. Biz onlara balık tutmasını öğretiyoruz. Artık bundan sonrası onlara ait. Buradan kadınlarımıza ne söylemek istersiniz peki? Biz bekliyoruz. Bizim kapımız herkese açık. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Destek Merkezi'nde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Aile Destek Merkezi Koordinatörü Merve Dilan Hanım'la birlikteyiz. Dilan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Dilan Hanım kimdir, ne yapar? Tabii. Ben Merve Dilan, Bingöl'lüyüm, gençliğim aslında buralıyım. Ama yıllarca il dışındaydık, Malatya'daydık. 2,5 sene önce geldim buraya, Aile Destek Merkezi Koordinatörlüğü yapıyorum. Aile Destek Merkezi'ne verdiğim yani destek tam beni anlatan bir proje olduğu için çok ilgimi çeken bir projeydi. Bu amaçla geldim ve bulunduğum yerden şu anda çok memnunum.
Aile destek merkezi olarak özellikle kadınlara, hayatlara dokunmak tam benim istediğim, benim ilgi alanım. Ben sosyoloğum, yaşam ve eğitim koçuyum aynı zamanda. Bunlar da benim için büyük bir avantaj. Diyorum ya, kadınlar, çocuklar, gençler benim yumuşak noktam. Tam benim istediğim bir yer, istediğim bir konum ve gençte de ciddi bir potansiyel var. Potansiyelle biz beraber güzel yollar kat etmek için buradayız. Peki bu projeyle nasıl tanıştınız? Bir hikayeniz var mı? Tabii bu projeyle Diyarbakır Aile Destek Merkezi Başkanı Mukaddes Tanılır Hanım sayesinde tanıştım. Benim aktif bir insan olduğumu biliyordu kendisi. Sağ olsunlar, bu konuda bana ciddi destek oldular. Buraya yönlendirdiler. Benim aile destekle ilgili araştırma yapmamı sağladılar. Hatta ben buraya gelmeden önce Diyarbakır Kayapınar Şubesi'ne gittim. Kendisini ziyaret ettim. Orada daha güzel fikirler edindim. Onları gördüm. Buraya geldiğimde Kaymakam Bey ile konuştuk. Sunumu yaptım. Kaymakam Bey de zaten proje için başvurusu vardı. Koordinatör olarak da bende karar kıldı. Diyorum ya, kadınlara yönelik olması, hayata yönelik olması, kişilerine dokunabilmek. Yani gençte çok ciddi bir potansiyel var ama potansiyelin farkında olmayan kadınlarımız çok fazla. Ya ben insanla uğraşmayı sevdiğim için, iletişimi sevdiğim için ya kendimi gördüm, hikayem bu şekilde başladı. İnşallah çok iyi yerlerde görürüz sizi. Kursiyeriniz de bizimle birlikte. Biraz siz de tanıyalım isterseniz. Merhaba, ben Berfin Arslan. Ben de buraya gelenler, hani gelen birkaç arkadaşım vardı. Onlar sayesinde katıldım. Buradaki en geç arkadaş benim. Yani katıldım, ilk başta yapamam falan dedim. Sonra en güzel şeyleri hocalarım sayesinde danışarak ortaya çıkardım. Filiz Hoca ve Merve Hoca çok yardım ettiler. Yani mutluyum buraya geldiğim için. İlk defa bugün sabun yaptım ve hani o kadar güzel ve o kadar şey oldum ki, mutlu oldum ki hani devamını da getireceğim. Hani kendi kendime böyle de söyledim. Yani bu yüzden Filiz Hocam ve Merve Hoca'ya çok teşekkür ederim. Hani böyle bir şeyle beni tanıştırdıkları için. Yani tek dileğim, inşallah böyle devam ederiz. Yani öbür tarafta da, öbür binamıza da geçtiğimiz zaman inşallah güzel şeyler çıkaracağımıza inanıyorum. Son olarak genç malzeme hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii. Ben sizin nezdinizde Ahmet Bey'e, size ve ekibinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Zaten kitlenizi biliyorum. Ciddi bir deniz var, takipçileriniz var. Haklı olarak zaten bu takipçilere ben hak veriyorum. Genç mazi. Ve bize verdiğiniz, buraya gelerek verdiğiniz destekten dolayı ben şahsım ve arkadaşlarım adına, aile destek adına, genç halka adına çok teşekkür ediyorum. Sizin de yolunuz açık olsun ki biliyorum siz de ekip ruhuyla bizlerle beraber yürüdükçe hep beraber genç için çok şey yapacağız. Biz teşekkür ediyoruz bizleri bu şekilde ağırladığınız için tekrardan.